En son geçen sene gittik kampa. Çok uzun zaman oldu. Bayağıdır evdeydik. Çok özledik. Google Maps'i açtık. İki tane yakında, birbirine yakın göl bulduk. Gebekirse ve Çatal Gölü. İzmir Selçuk civarında. Dedik ki gidelim. Mutlaka burada bir yerde kalacak uygun bir yerler buluruz. Çadır kurabiliriz. Biraz fotoğraflara baktık. Yani uygun yerde var gözüküyor aslında. Bir yer denk geldi. Şimdi Burçak'ı almaya gidiyorum. Sıkıştık. Şimdi Burçak'ı almaya gidiyorum. Uzun bir aradan sonra kamp yapıyor olacağız. Umarız güzel geçer. Orada görüşmek üzere. Neredesin? 5 dakika ineyim mi? Tamam olur. Tamam, neredesin? Aşağıdayım, arabadayım. Yardım lazım mı? Yok yok, hayır herhalde. Tamam. Beni olup kurtardım. Tamam, hadi görüşürüz. Etiket buraya 130 TL'ye uzun bir süreden sonra kampa gelince ne masa getirdik, ne sabah kahvaltısı için yumurta almışız, ne çadır için battaniye. Sence yumurta mı önemli yani? Battaniyemiz yok. Battaniye ve yastık almayı unutmuşuz. Yani iş çıkışı koştur koştur hazırlandık, çıktık. Maalesef. Bıçağımız bir de yok. Aynen. Neyse ama yılmadık. Akşam kalacağız mı emin değiliz. Eğer soğuk olmayacak gibiyse deneyebiliriz kalmayı. Ay, ay domates çok güzel kokuyor. Oo, evet. Acaba açık havada yediğimiz için mi? Güzel ortam çıkıyor. Burada kalabilirsek güzel olur. Çatal Gölü'ne karşı herkes bilmez buraları. Burçak Reis ne var menüde? Allah ne verdiyse. Kavurma yapacağız inşallah. Kavurma. Yapabilirsek. Biraz önce bir karar verdik. Burada kalmaya kesinlikle niyetliyiz. Burada kalacağız ancak... Gerekli malzemelere sahip olmadığımız için arabanın içerisinde yapmaya karar verdik. Bu da böyle bir anı olsun. Aynen. Dedik ki bugün de böyle olsun yani. Lüks çadırda mı kalacağız? Bir gün de arabada yatalım. Çaresizlikler içinde kamp. Video başlıyor, bu başlıyoruz. Çatal Gölü. Gebekirse. Çatal Gebekirse. Tamam, güzel. Kalın mı yani? Yapacak bir şey.
Önemli olan Decathlon'dan önce de kamp yapabilmek. Yani biz Decathlon kampçıları değiliz. Evet. Aynen konu. Oldu. Bu bana şey hatırlattı ya, Melikler Yaylası'nda da bu şekilde rezil bir yemek yapmıştık. Tam böyle kararın sonu. Evet. Yalnız. Koy. Canavar. Koyayım mı şu an? Bence bilmem koy ya. Koy biraz ölçüsün. Nasıl olmuş? Efso. Efsane. Çok güzel. Bir de komşulardan tereyağında et geldi. Bakalım. O da çok güzel duruyor. Bizimki daha güzel ama değil mi? Bence de. Nur gibi nurlu gibi parladıyız. Aldım da onu. Hepsi. Günaydın. Dün akşam yorganı yastığı unutunca arabada yatmaya karar vermiştik. Ben çok rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Uyudum. Çok fazla uyanmadım. Burçak da hala uyuyor. Demek ki o da çok rahatsız olmamış. Önümüzde Çatal Gölü, arkamızda Gebekirse Gölü var. Gebekirse Gölü tepenin arkasında kaldığı için buradan gözükmüyor ama sabah drone uçurdum. İkisini de aynı kareye alabildim. Manzara çok güzel, oturduğunuz yer çok güzel. Bir zeytinliğin içinde bir tepede oturup manzarayı seyrediyorsunuz. Bu kadar güzel manzaranın yanında da yerler leş gibi. Yani burada peçeteden, poşetten, bira şişesinden barut kovanına kadar her şey var. Ben biraz burayı düzeltmeye çalışacağım. Bıraktığımızdan fazlasını toplamaya çalışacağım en azından. Siz de eğer gelirseniz, burayı ziyaret ederseniz, bıraktığınızdan birkaç fazlasını toplarsanız buraya faydası olur diye düşünüyorum. Biraz manzarayı göstereyim. Bir de biraz yerleri göstereceğim. Burası Çatal Gölü. Zeytinliğin içinden, zeytin ağaçlarının arasından gölü seyrediyorsunuz. Sandalyeleri de şu şekilde koymuştuk. Gebekirse Gölü şu tepenin arkasında, şuradaki tepenin arkasında. Yani genel olarak, doğa olarak gerçekten güzel bir yer. Ama işte her yer pis. Söylediğim gibi poşetler. Şurada rakı şişesi, Red Bull kutuları, sigara, Pringles kapakları, maskeler. Şurada yine iki tane bira şişesi. Bu şekilde. Bir öneri, eğer gelirseniz, çok fazla sinek var. Yani şurada oturduğum yerde oturamıyorum resmen. Sinkof tarzı bir şey getirip yıkamanız lazım kendinizi. Böyle sazlık, göllük bir alan olunca böyle oluyor maalesef. Ama sinkofunuz olursa bir problem yok. Kahvaltıyı Çatal Gölü'nde yapamadık. Kendi evimize geldik. Zaten yakındı Çatal Gölü buraya. Malzemelerimiz kirliydi. En iyisi eve gidelim, evde devam edelim. Malzemelerimiz yoktu. Malzemelerimiz yoktu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoluk bu kadar. Görüşmek üzere bir dahakinde. Hoşçakalın. Hoşçakalın.